Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci dönemin tamamını beraber tekrar edeceğiz. Bu tekrarları yaptıktan sonra ardından Dinamo Matematik'teki eksik kalan sayfalarınız varsa bu sayfaların çözümlerini, bununla beraber arada bıraktığın sorular varsa bunların çözümlerine bakmanı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> Öncelikle birinci dönemde hangi ünitelere baktık bunları gözden bir geçirelim arkadaşlar. Birinci ünitemizde sayma ve olasılığa baktık. Biraz sonra detaylandıracağız bu konuları. İkinci ünitede fonksiyonları inceledik beraber. Ve üçüncü ünitede polinomlarla birinci dönemimizi kapattık. O zaman hadi bakalım. Şimdi bunları tekrardan hatırlama ve ardından da soru bankalarında eksik soruları bitirme zamanı. Sayma ve olasılık ünitesinde ilk başlığımız permütasyon yani sıralamaydı. Sayma ifadesini iki türlü yapıyorduk arkadaşlar. Toplama Yoluyla Ve çarpma yoluyla. Toplama yoluyla hatırlarsanız bir örnek vermem gerekirse. Mesela Ahmet'in dolabında 4 tane gömlek 3 tane de kazak olsaydı. Ve soru kökü şöyle bitseydi. Ahmet bu dolaptan bir gömlek veya bir kazığı kaç farklı şekilde seçer deseydi 4 3'ü toplayıp 7 deyip üzerinden devam ediyorduk. Çarpma yoluyla sayma ifadesinde ise bu sefer bağlacımız V bağlacıydı. Ne yapıyorduk? Yine aynı örnek üzerinden yürüyelim ama bu sefer bağlaca gözünü sevdiğimi dikkat et. Ne yapıyoruz? Ahmet'in yine dolabına gidiyoruz. Ahmet'in dolabında dört tane kazak, üç tane gömlek olsa... ...Ahmet bu kazakları birini ve gömleklerden birini kaç farklı şekilde seçer diye sorduğunda bu sefer çarpma yoluyla ifadeye geçiyoruz. Ve 4 çarpı 3'ten 12 tane farklı şekilde seçim yapabilir diyoruz. O zaman özetlersem toplama yoluyla bağlaçımız veya'yı gördüğünde topluyoruz. Ve bağlacını gördüğünde ise çarpıyoruz. Peki permütasyonun bazı kuralları vardı arkadaşlar. Bu kuralları da şöyle bir üstünden geçelim. Mesela permütasyon n'in reelisi denildiğinde n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel üzerinden yürüyorduk. Kuralımız buydu ama biliyorsun dersler esnasında sana daha pratik bir yöntemden bahsettik. Hemen altında da bunu konuştuk. Altının dörtlü permütasyonu nasıl yazılabilir yukarıdaki kurala bakılırsa? 6 faktöriyel bölü 6 eksi 4 faktöriyel yazabilirsin. Yani şurasını değerlendirirsem şöyle 6 eksi 4 faktöriyel diyerek buradan da çözebilirsin. Ama işi birazcık daha pratikleştirelim istedik. Ne yaptık? 6'nın dörtlüsünü 6, 5, 4, 3, 4 tane sayı olacak şekilde 6'dan başlayarak aşağı doğru açtık. Bir küçük daha örnek vermek istiyorum. Mesela 7'nin 3'lü permütasyonu sorsa ne yapacaksın? 7, 6, 5. 3 tane sayı yazıp bunları çarpacaksın demiştik. Ve bilmezsen olmayacak hikayelerden bir tanesi. N'in n'li permütasyona baktığımızda bunun karşılığı n faktöriyel. N'in sıfırlısı 1'di. N'in birlisi ise N'e eşitti diyoruz permütasyon hikayesinde. Bir de permütasyonun başka bir çeşidi vardı. Tekrarlı permütasyon. Neydi bu tekrar permütasyon? Bazı harfler, sayılar veya bazı işler tekrar ediyordu. Örneğin en tane elemandan R bir tanesi özdeş. Örnek vermem gerekirse mesela üç tane A varsa işte bu A sayılarının üç tanesi özdeş oluyordu. Peki R iki tanesi özdeş bla 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 diye devam etmişiz. R K tanesi özdeş. Ne yapıyorduk biliyor musun? N faktöriyel yazıyorduk önce ardından da R1 faktöriyel çarpı R2 faktöriyel bla 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 RK faktöriyele kadar devam ediyorduk. Peki bunu gel sorularda birazcık uygulamaya çalışalım. Mesela kaynana kelimesinin kaynana kelimesinin harfleriyle yer değiştirilerek elde edilecek 7 harfli kaç tane kelime vardır derse şimdi burada bir düşünmem lazım. Eğer kaynanındaki bütün harfler birbirlerinden farklı olsaydı mesela ne gibi? Ersin gibi. Ersin'de bütün harfler farklı. Yani beş tane harfimiz var. Bu durumda beş faktöriyel diyorduk. Fakat kaynana da benzer harfler var. A, 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 N, N'ler var. İşte bu ifadede tekrarlı permütasyon ortaya çıkmış oluyor. Ne yapıyoruz? Üst tarafa yine yedi faktöriyelimizi yapıştırıyoruz. Neden? Çünkü yedi tane harfimiz var. Peki A'ları sayarsam bir, iki, üç tane A'mız var. Bunun için bir üç faktöriyel. İki tane neyimiz var iki faktöriyel de bunun için gelmiş oluyor. Dolayısıyla bunları da paydada çarptığım takdirde elde ettiğim ifadenin karşılığı kaynana kelimesindeki yedi harf yer değiştirdiğinde kaç tane yeni kelime üretilebilir anlamlı ya da anlamsız şekli olabiliyordu. Bir de tekrarlı permütasyonun bomba soru tiplerinden bir tanesini de şuraya şeklinde bıraktık sorusunu benden dinleyeceksin şimdi. Diyor ki A'dan B'ye doğru böyle ya yukarı ya da sağa gidecek şekilde C'ye uğrayarak kaç farklı şekilde A'dan B'ye en kısa yoldan gidilebilir sorusu. Ne yapıyoruz? A'dan B'ye gidiyoruz ama bir şartımız var. Neydi şart? C'ye uğramak. O zaman önce C'ye uğrayalım. Bakın önce sağa doğru bir gidiş. Sağa doğru gidişleri S ile göstersem. Yukarı doğru gidiş Y ile gösterdim. Yukarı doğru gidiş Y ile gösterdim. Şimdi A'dan C'ye ne yaptık biz? S, Y, Y. Şimdi burasını bir sonuçlandıralım. Tekrarlı permütasyon. Niye? İki tane y'si var. O halde buranın karşılığı üç tane harfim olduğundan dolayı. Üç faktöriyel bölü. S bir tane ya. Onun için bir faktöriyel yazmıyoruz. Niye? Bir faktöriyel bire eşit çarpsan bölsen işi değiştirmiyor. O halde buradan karşılığı iki faktöriyel yazacağım. Bu kimin için? İki tane y için. Ardından işlem bitmediğinden dolayı çarpı diyerek devam ediyorum. Şimdi nereden nereye? C'den B'ye. Sağa, Sa, sağ. Üç tane S'miz var arkadaşlar. Hemen notumu aldım. İki tane de Y. Y, Y. Peki burasını nasıl neticelendireceğim? Beş tane harfim var. Beş faktöriyel. Üç tane S var. Üç faktöriyel. İki tane Y var. iki faktöriyel diyerek bu meseleyi de ne yapmış olacağım? Netleştirmiş olacağım. İşte al sana tekrarlı permütasyon tekrarı. Geldim kombinasyon tekrarına. Kombinasyonu parantez içerisinde seçme olarak değerlendirdik. Permütasyon neydi? Sıralama. Hmm, da sıralıyoruz. Demek ki yer değiştirmenin bir karşılığı var. Farklı farklı alternatifler çıkıyor. Ama kombinasyonda sadece seçip bırakacağız. Sıralamayla alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Peki bak ilk önemli maddemiz zaten böyle. Sıra önemli değil arkadaşlar. Ama permutasyon son derece önemliydi. Peki biz kombinasyonun kuralını nasıl kullanıyorduk? kombinasyonun n'in r'lisi bak enin r'lisi ya da enin altına r koyarak şöyle güzel iki tane parantez koyduğunda... bu da kombinasyon anlamına geliyordu. Peki kuralı neydi? Aslında kuralı biraz permütasyona benziyor. Bakın şu kısmı az önce de tekrar geçtik. n faktöriyel böyle n x r faktöriyel dediğimiz kısım permütasyon. E alt tarafta bir deneyimiz var? r faktöriyelimiz var. İşte o r faktöriyel işi kombinasyona çeviriyor. Peki ya hocam biz bu kuralla çözmedik dersi anlatırken doğru söylüyorsun. Yıl içerisindeki videolarımızı seninle paylaşırken ne yaptık? Daha pratik bir yöntemden bahsettik. Mesela 5'in ikilisinde gel bunu konuşalım istiyorum. 5 çarpı 4. Neden 5 çarpı 4? Bir kere 5'in ikilisi dediği için 5'ten başlamak zorunda. Sonra 2 tane sayı yazacaksın. 5 ve 4'ü yazdım. Alt taraftaki 2 çarpı 1 nereden geliyor hocam? O da 2'nin faktöriyelinden geliyor. O zaman gel bir tane daha örnekle anlatalım mevzuyu. 7'nin ...üçlüsünü söylemiş olsam. Yedinin üçlüsü dediğimiz mesele... ...nasıl yazacağım? Yedi, altı, beş. Sizi duyar gibiyim kardeşim. Tebrik ederim. Bölü alt tarafta da üç faktöriyelim var. Dolayısıyla kombinasyonu bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii böyle bırakmıyoruz. Üç faktöriyel dediğimiz sayı... ...üç çarpı iki çarpı birden altı olduğundan dolayı... ...bunları sadeleştiriyoruz. Ve buradan karşılığı ne gelmiş oluyor? Otuz beş gelmiş oluyor. Kombinasyonun da bazı temel esprileri vardı. Bak... N'in enli kombinasyonun karşılığı birdi. N'in sıfırlı kombinasyonun karşılığı o da birdi. N'in birlisi ise kendisine eşit. Işte. yani 7'nin birli kombinasyonu 7'dir. 9'un birli kombinasyonu 9'dur sevgili dostum. Ve geldim çok daha önemli sorularda karşılığı çok daha bol olan başka bir mesele. N'in r'li kombinasyonu N'in en eksi kombinasyonuna eşit. Hocam burasını kuraldan anlayamıyorum ben sayısal örnek mi versen dersen onun 8'li kombinasyonu lazım. Şimdi onun 8'li kombinasyonunu yazmak çok uzun bir mesele. 10 9 8 yukarıya 8 tane sayı alacaksın. Aşağısı 8 faktörel olacak kuralı uyguladığında. Böyle yapmayalım. Ne yapalım? 10'un 8'lisinin neye eşit olduğunu yazalım senin için. Bu da 10'un ikilisine eşit. Bu durumda 10'un ikilisini bulmak daha kolay değil mi? Evet bence çok daha kolay. Yazalım. 10 çarpı 9. 2 tane sayı yazdım ondan başlayarak. Alt tarafta da 2 faktörel. 10 ile 9'u çarptın 90. Aşağıdaki 2'ye böldüğünde karşılığı ne gelecek? 45 gelecek. İşte sana kombinasyonla alakalı unutmaman gereken en önemli meselelerden bir tanesiydi bu. Hadi bakalım bunu hatırlattık. Şimdi kombinasyondaki geometrik yorumu şöyle bir inceleyelim. Herhangi 3'ü doğrusal olmayan en farklı noktadan en çok enin ikili kombinasyonu kadar doğru geçer. Neden ikili? Çünkü bir doğruyu belirtebilmeniz için iki farklı noktaya ihtiyacımız var. İşte onun için enin ikili kombinasyonu arkadaşlar. Enin ikili kombinasyonu tane doğru geçermiş. En tane farklı noktadan. Tabii şartımız ne? üçü doğrusal olmayacak. Çünkü olursa biraz sonraki konuşacağımız bazı meselelerde işte üçgende dörtgende sıkıntı çıkabilir. Bu şarta mutlaka dikkat etmek lazım. Peki geldim bir alt satıra. En'in üçlü kombinasyonuyla buluyormuşuz. Bu en tane yine şartı söylüyorum. Üçü doğrusal olmayan en tane noktadan en'in üçlüsü kadar üçgen oluşturuyor. Neden üçlüsü? Çünkü üçgen oluşturabilmek için kaç noktaya ihtiyacım var? Üç. O üç tane noktayı köşelerinden birleştirdiğinde al sana mükemmel bir üçgen. Kenarlarını çizdiğim o üç noktanın ve üçgen oluştu. Üçgen oluşabilmek için üç tane doğrusal olmayan nokta ihtiyacım var. İşte onun için enin üçlü kombinasyonuyla buluyoruz diyoruz. Geldim enin dörtlü kombinasyonuyla ne buluyormuşuz? Dörtgen buluyormuşuz. Ama şartımız yine belli. Üçü doğrusal olmayacak sevgili dostum. Enin dörtlü kombinasyonuyla durumu gerçekleştiriyoruz. Bak burada da şöyle bir durumdan bahsetmek için bu çemberi kullandık. Diyeceksin ki o çemberin ne anlamı var? Bazen bize doğrusal olmayan ifadesini sorularda kullanmıyorlar. Çiziyor kardeşim bir tane çember. O çemberin üzerine veriyor noktaları. O noktaları verdikten sonra bize diyor ki işte kaç tane doğru çizilir, kaç tane üçgen çizilir, kaç tane dörtgen çizilir. Çemberin üzerine çizmişse eğer noktaları bunlardan herhangi üçünün doğrusal olma ihtimali söz konusu değildir. Hani diyorsun ya sürekli hocam üçü doğrusal olmayan, üçü doğrusal olmayan bütün kuralları anlatırken bunları söyledin. İşte bu sefer adam soruda bunu söylemeyebilir. Çemberin üzerine verildiğinde noktaların zaten üçü doğrusal olmaz. O halde bu şartı ortadan kaldırır. Çember sorularında ekstradan bu cümleyi aramana gerek yok. Geldim Pascal üçgeni ile kombinasyon arasındaki ilişkiye. Bak bu Pascal üçgeni çok önemli. Malum binomda da karşımıza çıkacak durumlardan bir tanesini içeriyor. Gel bir Pascal üçgeni hatırlayalım. En tepeye bir yazıyoruz. Sonra yine bir yazıyoruz. Başlangıçtaki o üç tane bir standart. Sonra şu sol tarafa yazılan ve sağ tarafa yazılan birlerimiz de standart. Böyle bir bir gidiyor kardeş üçgenin kenarlarında. Peki ortadaki sayılar nasıl geliyor hocam? Şöyle geliyordu. Birle ile biri topluyorduk. İki. 1 ile 2'yi topluyorduk 3. 1 ile 2'yi topluyorsun 3. 1 ile 3'ü topluyorsun 4. Yani yukarıdaki iki tanenin toplamı ortaya yazdığımız sayıyı veriyor. 3 ile 3'ün toplamı 6. 3 ile 1'in toplamı 4 şeklinde. O zaman sağlı sollu birleri unutmuyoruz. Ortadaki sayıları unutsan da eğer bu kuralı unutmazsan durumu kurtarırsın. Üstteki iki tanesinin toplamı ortadakine vermiş olacak. Fakat bak buradan buraya geçiş önemli. Başlığımız da bununla alakalıydı zaten. Pascal üçgenin kombinasyon arasındaki ilişkisi. Bak bir dediğimiz ifade sıfırın sıfırlısı olarak değerlendirilmiş. Buradaki ise birin sıfırlısı ve birin birlisi. Yani bu Paska üçgenindeki her sayının kombinasyon olarak tam karşısında bir karşılığı var. Bakın ikinci satırdaki elemanlar ikinin sıfırlısı, ikinin birlisi, ikinin ikilisi. İkinin sıfırlısı biliyorsun bir. İkinin birlisi iki. İkinin ikilisi de bir. Bakın buradaki satırın aynısını yakalamış oluyorsun. Peki üçüncü satıra geçtiğindeki sayıları gördün mü? Üçün sıfırlısı, üçün birlisi, üçün ikilisi, üçün üçlüsü. O zaman gün gelir sana şöyle bir soru sorarlarsa bence pat diye cevabını verirsin diye düşünüyorum. Bakın Burası birinci satır. Birinci satır sıfırla başlamış. İkinci satır üst taraf birle başlamış. Üçüncü satır ikiyle başlamış. Yani satır neyse Üst taraftaki sayı arkadaşlar onun bir eksiği. Yani bana dese ki beşinci satırda Pascal üçgeninin beşinci satırındaki ifadelerin kombinasyonu söyler misin? Benim kafam hemen şöyle çalışır. Beşinci satır, he, hoca demişti ki bir eksiği yani dörtlüler olacak orada. Kimler var? Dördün sıfırlısı, dördün birlisi, dördün ikilisi, dördün üçlüsü, dördün dörtlüsü. Peki tuttu, bunu birazcık daha abarttı. On beşinci satırdaki dedi, baştan üçüncü eleman. On beşinci satır bir eksiğini düşündüm. Demek ki tepedeki sayı 14 olacak. Sonra 14'ü düşündükten sonra 14'ün sıfırlısı, 14'ün birlisi, 14'ün ikilisi olacaktır. Baştan üçüncü eleman yorumlarını yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu Pasca üçgenindeki kombinasyonla alakalı ilişkiyi unutmazsan. Geldim binom açılımına. Binom açılımında bakalım neler hatırlamamız gerekiyormuş. Bu tekrar içerisinde nelere parmak basmamız gerekiyormuş. Haydi bakalım başlıyorum binomla alakalı mesele. X artı Y'nin en inci kuvveti. Bakın Önce x'lere bir odaklanın arkadaşlar. X'lere odaklandığımda x üzeri n görüyorum. Sonra x üzeri n eksi r görüyorum. Şurada da x üzeri 0 görüyorum. Hatırlatma babında şunu söyleyelim. X'in kuvvetleri n'den başlayarak birer birer azalıyor. Yani şu x üzeri n'den sonra yazacağın terimin x'in derecesi x üzeri n eksi 1 olacak. Birer birer x'leri azaltıyoruz. Peki y'ler ne oluyor? Y üzeri 0, Y üzeri R, Y üzeri N. Bakın gidişata baktığınızda artan bir durum söz konusu. Yani bundan sonra gelen terimde nasıl X'in derecesi azalıyorsa Y'nin derecesi de ne yapıyor güzel kardeşim? Artıyor. Yani bir sonrakinde Y üzeri 0 değil de Y üzeri ne gelecek? Bir gelecek. Peki bir sonrakinde Y üzeri 2, Y üzeri 3. O zaman X'in dereceleri azalırken Y'nin dereceleri artıyor. Fakat bilmen gereken ve hatırlaman gereken başka bir durum daha var. Bakın üstleri toplayalım x'in derecesiyle y'nin derecesini topladığımda yani n ile sıfırı topladığımda ne gelecek buradan? n. Bakın şuradakileri topladığında n eksi r ile r'yi topladığında yine ne yapacak? n ve şuradaki son terimdeki sıfırla n. Bunlar denk gelmiş durumlar değil. Biz biliyoruz ki yazılan her terimdeki x'in derecesiyle y'nin derecesinin toplamı bizim bu açmaya çalıştığımız binom ifadesindeki tepedeki dereceyi verecektir. Peki geldim en son meseleye. Bu kombinasyonlar nedir hocam? Her terimin önünde n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi gibi ifadeler var. Bunları iki türlü yazabiliriz. İstersen Buradaki x'in derecesini alabilirsin. ...istersen y'nin derecesini alabilirsin. Tabii biz tercih olarak hangisini kullanmalıyız? Küçük olan hangisi ise onu kullanırsan işlemlerin çok daha seri gider. Ama bilmelisin ki n'in sıfırlısı malum n'in n'lisine eşit. n'in n'lisi dediğimiz ifadede malumunuz n'in sıfırlısına eşitti. Onun için istersen x'in tepesindeki n'i, istersen y'nin tepesindeki n'i ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Ama belakin burada unutmaman gereken mesela de şu bunların toplamları binomdaki dereceyi verecek. Bir de ön tarafta kombinasyon izlerken istersen x'in istersen y'nin tepesindeki sayıyı kullanabiliyormuşsun. Peki bazı bilmem gereken hatırlamam gereken durumlar var. Neymiş bunlar? x artı y üzeri n açılımında en artı bir tane terim var. Evet arkadaşlar bak burada tepede ne yazıyorsa. Onun bir fazlası kadar terimimiz var. Adam diyelim ki x artı y'nin dokuzuncu kuvvetini aç dedi. Kaç tane terim çıkacak? Bir fazlası kadar yani on tane. Sabit terim bulunurken bir soru hariç hangi sorular o? Rasyonel ifade içeren. İşte bir bölü x artı x'in dokuzuncu kuvvetini açmanı istiyor. O soru hariç geri kalanların büyük bir çoğunluğunda ne yapabiliyoruz? X yerine sıfır, y yerine sıfır yazabiliyoruz. Ve bu durumda neyi elde etmiş oluyoruz? Biz buradan elde ettiğimiz ifademiz bakıyoruz sabit terim x yerine sıfır, y yerine sıfır yazarak aynısının benzeriyle şöyle karşılaşıyoruz. Katsayılar toplamını bulurken de bu sefer x'e ve y'ye ne yazıyoruz arkadaşım bir yazıyoruz. O zaman şöyle toparlayalım. Terim sayısı o açılımı yaptığın x artı y'nin tepesindeki n var ya, onun bir fazlası. Sabit terim arıyorsan rasyonel ifadeler hariç ne yapman gerekiyor? X yerine ve y yerine sıfır yazman lazım. Son olarak katsayılar toplamı istendiğinde x yerine 1, y yerine 1 yazman durumu kurtaracak. Gel bir de şöyle bir duruma bakalım. Diyor ki r artı birinci terim. N'in reelisi. Tamam. Ama o N'in reelisine bence hemen girmeyelim. Önce şuna bakalım. X'in tepesine ne yazmış? Bakın arkadaşlar. R artı birinci terim olmasına rağmen N eksi R yazmış. O zaman N eksi R'ye de girmeyelim. Neye girelim? Evet buradaki kritik nokta aslında bizim y'miz. Bakın r artı birinci olmasına rağmen tepesine bu r artı birin nesini yazmış? Bir eksiğini. Tamam. Sonra ne yapmış? E biz demiştik ya hani biz tepesinin toplamının en olmasını istiyoruz. N eksi r ile r'nin toplamının da en olmasını sağlayabilmek için r'ye karşılık burası N eksi r olmuş. E ön tarafa da istersen dedik Y'nin tepesini istersen de X'in tepesindeki sayı yazabilirsin. Biz Y'nin tepesindekini tercih etmişiz. N'in reelisi. Hocam şöyle bir örnekle mükemmel bir özet geçebilir misin? Ah buyur geçiyorum. Diyor ki baştan dördüncü terim. Şimdi güzel kardeşim biz bu kuralları sana anlattıktan sonra inanılmaz derecede işini kolaylaştıracak bir meseleden bahsettik. Gel oradan çözelim bunu. Baştan dördüncü terim. Hmm. Şimdi X'in azalan kuvvetleri üzerinden sorgulamış olsak x'in tepesinde başlangıçta ne olacak? Tabii ki de 7 olacak. Sonra 6'ya düşecek bu, 5'e düşecek ve 4'e düşecek. Bak, 2x'in tepesinde en baştaki terimde 7 var. Sonra yan tarafına bir şeyler var artı. Sonra 2x'in tepesinde 6 var. Sonra yanında bir şeyler var. 2x'in tepesinde 5 var. Sonra yanında bir şeyler var artı. Bak bu birinci terim, bu ikinci terim, bu üçüncü terim. Şimdi geldim dördüncü terime. O zaman dördüncü terimde 2x'in tepesinde 4 var. Ama sakın şöyle düşünme. Ha kaçıncı terimse tepesinde o vardır. Öyle bir durum yok. Çarpı y'yi alıyorum. Y'yi yazdıktan sonra da düşünüyorum. Ya bu Y'nin üstüne ne yazacaktım? Ne yazacaktım sevgili dostum? Toplamlarını 7 yapacak şekilde yazacağım. O halde burası 4 ise da karşılığına gelecek 3. Oh çıtır çıtır gidiyor. Bak şimdi. Sonra da geliyorum buraya 7 yedi yazıyorum. 7'nin gelmesi yine o binomun en başta verilen açılımın kuvvetinde. İstersem 4'ü istersem 3'ü yazacağım bunun altına. Tabii ki ben 3'ü yazmak istiyorum. Çünkü demin anlatırken de özeti geçerken de şunu söyledik malum küçük sayıyı kullan ki oradan da çıt 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 gitsin. 7'nin üçlü kombinasyonunu açalım. 7, 6, 5. 3 tane sayı yazdım. Kombinasyona demin hatırlattık. Bölü 3 faktörü 2x'in dördüncü kuvvetini alırken aman aman kardeşim 2'nin kuvvetini almayı unutma. 2'nin dördüncü kuvveti 16, x'in dördüncü kuvveti x bölü 4. Sonra da bir yüküpüm gelecek. Peki gel buraları halledelim. 3 faktörel 6, 7 çarpı 5 35 bir de 16 ile çarptığında 16 çarpı 35 çarpı x 4 çarpı y küp diye ifadeyi ne yapmış olacağız bulmuş olacağız. Lütfen binomla alakalı meselede bu çözdüğümüz örnek üzerinden yürümek lazım. Hocam bu örnek benim için yetmedi diyorsun. Ne yapmalısın? Bizim binomla alakalı videomuzu açmalısın. Birinci dönem videolarından oradan mevzuyu şöyle bir tekrar etmelisin. Üstüne bir de dinamodan soruları çözdün mü üf tadından yenmez. Geldim olasılık başlığına bak olasılık bizim için inanılmaz önemli. 10. sınıfta belki buna kavradın amma ve lakin ileride üniversite sınavında böyle inim inim inletebilecek konulardan bir tanesi. Onun için burayla alakalı eksiklerin varsa şimdi tam zamanı kendini çok yormadan biraz böyle olasılık tekrar yapsan inanılmaz güzel olur güzel kardeşim. Haydi bakalım başlıyorum. Örnek uzayı E ile belirlemek önemlidir diyor. Tamam Demek ki örnek uzayımızı E ile belirtiyoruz. Böyle aklımıza gelebilecek o olayla alakalı tüm durumların olduğu küme. Sonra demişiz ki bak PA. PA neymiş? A olayının gerçekleşme olasılığı. Nasıl bulunuyormuş? Paydaya tüm durumları yazıyormuşuz. Tüm durumlar bak evrensel küme örnek uzayla alakalı geldi. Üst tarafı da istenilen durumu yazıyoruz. O zaman olasılık ifademiz istenilen durumun sayısı bölü tüm durum sayısı diyerek özetleyebiliriz. Peki devam ediyorum. Eğer bize E'nin olasılığını yani örnek uzayın olasılığını sorarlarsa buna bir diyoruz. Hatta buna kesin olay diyoruz güzel kardeşim. Eğer bize boş kümenin olasılığını sorarlarsa yani bir işin olmama ihtimali imkansız olabilme ihtimali sorarlarsa bunun karşılığında da sıfır diyoruz. Ve çok daha önemli mevzulardan bir tanesi. Bakın sevgili dostum. Bir olasılığın değeri sıfır olabiliyor, bir olabiliyor. Geri kalan olasılık değerlerin tamamı sıfırla bir arasında olmak zorunda. Basit kesir olmak zorunda. Yani bize dönüp de deseler ki geçen bir olayla karşılaştım. Bu olayın olma ihtimali 3 bölü 2. Ya böyle bir şey mümkünatı yok. Çünkü 3 bölü 2 0 ile 1 arasında değil. Yani basit kesir değil. 3 bölü 2 dediğiniz şey bileşik kesir. Böyle bir olasılığın olma ihtimali söz konusu değildir. Nasıl bir şey söyleyebilir biliyor musun? Geçen bir olay gördüm. Bu olayın bir daha olma olasılığı 5 bölü 7. Derse bu imkan dahilinde. Çünkü 5 bölü 7 basit kesir olacak. Geldim yine çok önemli mevzulardan bir tanesine. Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'e eşittir. Örneğin. Ersen Hoca'nın bu sınavdan geçme olasılığı 2 bölü 3 denilse geçememe olasılığını bulabilmek istiyorsan birden 2 bölü 3'ü çıkartmalısın. Birden 2 bölü 3'ü çıkarttığımda buradan da karşılığı ne gelecek? 1 bölü 3. Dolayısıyla bir işin olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir. Eğer A birleşim B'nin olma olasılığını sorarlarsa arkadaşlar bu durumda şöyle bir kümeleri hatırlaman gerekecek. Kümelerde biliyorsun A birleşim B'nin eleman sayısı nasıl buluyorduk? Önce A kümesinin eleman sayısını, sonra B kümesinin eleman sayısını bulup kesişim bunlardan çıkartıyorduk. Olasılıkta da aynı. A birleşim B ki bu birleşim ifadesi genelde bize veya kelimesiyle karşımıza gelecek. Bu durumda A'nın olma olasılığıyla B'nin olma olasılığını toplayıp kesişimi ki bu da karşımıza V ile gelecek. Dolayısıyla bunu çıkartmamız gerekecek. Ama A ve B ayrık ise ne demek ayrık? Birbirlerini etkilememeleri lazım. Birbirlerinden tamamen kopuk olmaları lazım. Örneğin bir tane zar atma meselesi var. Zar atma meselesi. Bir tane de para atma meselesi var. Bunlar ayrık olay olabilir mi? Bunlar ayrık olay değil. Bunlar bağımsız olay. Öğrencinin karıştırdığı durumlardan bir tanesi. Ayrık olay ne hocam? Bir sınıf var kardeşim. Erkekler var, kızlar var. Esmerler var, sarışınlar var. Sarışın kız da işte atıyorum sarışın erkin kesişimi olabilir mi? Olamaz. İşte bunu ayrık olay diyoruz. Bu durumda buradaki kesişimin değeri sıfır olmuş olacak. Niye? Çünkü bunlar ayrıklar. Küme olarak da düşünsen ayrık kümelerde kesişim elemanı var mı? Yok. Dolayısıyla kesişimin olasılığı da bu durumda sıfır olacak. O halde A birleşim B'nin olma olasılığı sadece A ve B'nin olma olasılıklarının toplamlarına eşit olacak Diyip işin içerisine çıkmış olacağız. Geldik birinci üniteyi şöyle bir toparlayabilecek örneğimize diyor ki sorumuzda derbeder sözcüğündeki harflerle yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız. Sekiz harfli tüm kelimeler arasında rastgele seçilen birinin ilk harfinin D olma olasılığı kaçtır? Bak olasılık soruyor. Alt tarafa yani payda kısmına ne yazmasın? Tüm durum. Tüm durum ne? Derbeder sözcüğünden elde edilebilecek tüm Anlamlı ya da anlamsız kelimelerin sayısı. Kardeş derbederde aynı harfler var. O zaman aklıma tekrarlı permütasyon geliyor. Sekiz tane harfim var. Sekiz faktörelimi yazdım. Şimdi tekrar edenlere dönüyorum. Bakın iki tane D'miz var. Bunun için bir iki faktörel yazdım. Bir, iki, üç tane E'miz var. Üç faktörelimi de yazdım. İki tane R'miz var. İki faktörelimi de yazdım. Tamam bunları cebe attım. Bu tüm durum. İstenen şey ne? Rastgele seçilen Birinin ilk harfinin D olmalısılı. Bakın D'yi başa konduracağım. Geri kalanını yedi tanesine bakayım 2, 4, 6, 7. Yedi tanesini dizeceğim. Bu şöyle bir şey demek aslında. D'yi başa kullandın ya artık D'yi içerideki o yedi harfi kullanamazsın. Peki onları nasıl farklı dizeceğim? Tabii ki yedi faktöriyel. Bu sefer tekrar edenleri şöyle bir baktığımda üç tane E var. Üç faktöriyel. Başka tekrar eden var mı? Var. İki tane R'miz var. İki faktöriyel. Bak bu sefer D yok. Çünkü D'nin bir tanesini kullandın. Dolayısıyla o D bir tane artık gördüğün gibi. Onun için bir faktöriyel yazmıyorduk. Sorumuzun cevabı bu. Şimdi gel bunu çözelim. Üst taraftaki olduğu gibi kalsın arkadaşlar. Alt taraftakini ters çevirip çarpıyorum. 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. 3 faktöriyelleri hoşça kaldı. 2 faktöriyelleri hoşça kaldı. Şimdi hoşça kaldı diyebilmek için 8 faktöriyeli 7 faktöriyeli benzetmem lazım. Nasıl benzetiyorduk? Hemen gösterelim. 7 faktöriyel var. Bir de yukarıda şurada unutma 2 faktöriyelim de var. 8 faktöriyeli şöyle bir açalım. 8 çarpı 7 faktöriyel. 7 faktöriyelleri de hoşça kal dediğimde yukarıda 2 var aşağıda 8. Sadeleştirdiğimde karşılığı buradan ne gelecektir? 1 bölü 4. Dolayısıyla sorumuzun cevabı budur diyoruz. Nasıl bulduk olasılığı? İstenilen durum bölü tüm durum. Geldik ikinci ünite fonksiyonlar kısmının tekrarına. Fonksiyonlar meselesini ciddi alman lazım. 10. sınıfta burada gördün. İyi durumda mısın? Süper. O zaman soru çözerek pekiştirmen lazım. Eksiklerim var. O zaman şimdi tam zamanı bu konu tekrarına iyice adapte ol. Çünkü 11. sınıfta da fonksiyonların devamını göreceksin ve matematiğin bel kemiği olan konulardan bir tanesi. Haydi bakalım başlıyoruz. Bu fonksiyondaki f ifadesi gördüğün gibi şuradaki ok A kümesinden B kümesine doğru bir harekete geçmiş. Çıktığı küme kardeşim tanım kümesi. Ulaştığı küme ise değer kümesi. Bak bir de burada görüntü kümesi var. Bunu lütfen karıştırma. Buna detay detay konuşmuştuk. X'in karşılığında elde ettiğimiz elemanların kümesine görüntü kümesi diyoruz. Dolayısıyla şuradaki görüntü kümesi bizim için son derece önemli. Onun halde şöyle bir izahta bulunalım. A kümemiz var, B kümemiz var. Burası bir, iki, üç. Şurası ise A, B, C ve D. Bir ifadesi A'ya gitmiş. iki ifadesi B'ye gitmiş. Üç ifadesi de B'ye gitmiş. Şimdi sana tanım kümesini ifade edeyim. Tanım kümesi 1, 2, üçten oluşuyor güzel kardeşim. Dikkat et. Değer kümesini konuşuyorum. A, B, C ve D'den oluşuyor. Değer kümesi. Bak kümenin tamamını saydım. B kümesinin tamamı değer kümesi. Ama görüntü kümesi sadece tanım kümesinden ok işaretiyle çıkarttığım elemanların ulaştığı küme. Kim bunlar? A ile B'nin oluşturduğu küme ise görüntü kümemiz. Arada böyle bir ince nüans var. Buna dikkat etmek lazım. Tabii bu okları çıkarttık. Her zaman fonksiyon oluyor mu hocam bunlar? Tabii ki olmuyor. Fonksiyon olabilmesi için iki tane çok önemli şarta ihtiyacım var. Bunlardan birincisi herkes gidecek yazmışız. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak arkadaşlar. Herkes bir tarafa doğru yolculuğa çıkmak zorunda. Ama bu yolculuk esnasında ikinci maddeye dikkat. Yalnız bir elemanı gidilecek. Yani mesela tanım kümesi A kümesinde bir elemanı var ya... ...biri mesela nereye gönderdik biz? A'ya. Tutup bir de biri B'ye gönderirsen olmaz o iş. Fonksiyon diyemem ona. Her eleman yalnız bir elemana gidecek. Ve dediler ki bize... ...kardeş A sana iki tane küme. Bu kümelerden kaç tane fonksiyon oluşturabilirsin diye sorarlarsa... ...işte kuralım bu. B kümesinin eleman sayısının üstüne... A kümesinin eleman sayısını yazarsam işte o kadar fonksiyon oluşturabiliyorum. Örneğin bu A kümesi gördüğünüz gibi 3 elemanlıydı. A kümesi 3 elemanlı. B kümesine de 4 tane eleman koymuştum. A, B, C de olmak üzere. Dese ki bana A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanır? A'dan B'ye diyor. Önce değer kümesini yazıyorum. Üstüne de tanım kümesinin eleman sayısını yazıyorum. 4 üzeri 3'ten de karşılığı 64 olacak. Ama dese ki B'den A'ya Hmm, B'den A'ya deyince bu sefer A kümesi değer kümesi oldu. Değer kümesini yazdım. Üstüne de tanım kümesinin eleman sayısını yazdım. 81 olacak. Demek ki hangi kümeden hangi kümeye tanımlı olduğu bizim için önemli. Ne olur unutma. Fonksiyon sayısını bulurken alt tarafa değer kümesini, üst tarafa ise tanım kümesinin eleman sayısını yazıyoruz. Geldim fonksiyon çeşitlerine. Bak güzel kardeşim bir sürü fonksiyonumuz var. Bir sayfa fonksiyon çeşitimiz var. Hadi bakalım bunları hatırlayalım. Diyor ki içine fonksiyon değer kümesinde boşta eleman kalır diyor. Hemen altında bir de örten fonksiyon var. Değer kümesinde boşta eleman kalmaz diyor. Bak bunların ikisini beraber göndermek lazım. Hafızadaki klasöre. Değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa örten. Kalıyorsa içine. Hmm, tamam. Birebir fonksiyon. Her elemanın görüntüsü farklı. Yani man to man eşleşme basketboldaki gibi. Her adam başka bir adamı tutacak. Bir A'ya giderken iki de A'ya gitmeyecek. iki B'ye gidecek. Farklı elemana gidecek ki biz buna birebir fonksiyon diyelim. Birim fonksiyon genelde fx eşittir x diye gösteriyoruz ama şu parantezin içi bizim için önemli arkadaşlar. İçi ise dışı odur. Mesela bu fonksiyon için fx kare artı x fonksiyonun birim fonksiyonu olduğunu söylediği anda İçinde ne var? X kare artı X. O zaman f kare artı X kime eşit olmalı? X kare artı X eşit olmalı. İçi neyse dışı o olan fonksiyondur. Sabit fonksiyona geldim. F eşittir C fonksiyonu. Mesela f eşittir 5 bir sabit fonksiyondur. Çünkü fonksiyon sabit bir sayı eşit. F x eşittir 2 bölü 3. Bu da sabit bir fonksiyondur. F x eşittir kök 3. Bu da sabit bir fonksiyondur. Yani net olarak bir sayıya eşit olan fonksiyonlara sabit fonksiyon diyoruz. Ama parantez içine okumadan geçmeyelim kardeşim. İçi ne olursa olsun dışı aynı olan fonksiyon. Evet sen içeriye bir milyon da yazsan üç çıkacak. Üç de yazsan üç çıkacak. Eksi beş de yazsan üç çıkacak. Dolayısıyla içi ne olursa olsun dışı aynı olan fonksiyonlar. Fakat soru karşılığı olan parantezimiz ikinci parantez. İksi terim olmayacak. Eğer sorunun başında bu fonksiyon sabit fonksiyon dediyse o sabit fonksiyon ifadesinin içerisinde x terim kesinlikle olmamalı. Geldim sıfır fonksiyonuna. Sıfır fonksiyon sabit fonksiyona benziyor. Ama bu sefer sonuç üç müdür, 5 midir, 7 midir demiyoruz. Sıfır fonksiyon dediğinde fx eşittir sıfıra eşit olacak. Bak buranın en önemli iki tane başrol oyuncusu tek fonksiyon ve çift fonksiyon. Şöyle yavaştan yavaştan ilerleyelim burada. Tek fonksiyon dediğimiz mesele f eksi x. Eksi f e eşitmiş. Ne yapmış kardeşim eksiyi? Dışarıya çıkartmış. Aklında kalsın diye biz oraya ne diyelim biliyor musun? Eksiği kusar bu tek fonksiyon. Tek fonksiyon eksiyi kusar. Peki, ikinci bilmen gereken şey orijine göre simetrik olması. Tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir. Tek kuvvetli elemanları vardır. Evet, tek kuvvetli elemanları var. Bütün kuvvetleri tek sayı olmalı. X'in tepesindeki dereceler 1, 3, 5, 7 olmalı. Aksi durumda sen buna tek fonksiyon diyemezsin. Geldim çift fonksiyona. Bak yine önemli meselelerden bir tanesi f(-x) -x ne olmuş? f(x) olmuş. Yani eksiye ne olmuş? Eksi gitmiş. Eksi gitmişse biz ona yutar diyoruz. Şimdi zihninde iki şey oluşturalım. Tek fonksiyonlar eksiyi kusar. Çift fonksiyonlar eksiyi yutar. Ve geldim y eksene göre simetrik. Bu y eksene göre simetrik mevzunu şöyle bir hatırlatalım. Benim bildiğim fx eşittir x kare fonksiyonu mesela çift fonksiyondur. Gördüğün gibi tepede 2 var. Ben bunun grafiğinin şöyle çizildiğini biliyorum. Y eşittir x kare grafiği. Arkadaşlar bak buradaki gördüğün ifadeyi buraya küt diye o tuttursan cuk diye üstüne oturur. Ne demek bu? Y eksene göre simetrik demek. Unutma y eşittir x kare bir çift fonksiyondur. Ve çift fonksiyonun grafiğini çizdiğinde y eksene göre simetrik olduğunu görmüş olursun. Çift fonksiyonların y eksenine göre simetrik olduğunu unutmazsan tek fonksiyonun da orijine göre simetrik olduğunu unutmazsın çift kuvvetli elemanlardır diyor. X'in dereceleri 2, 4, 6, 8 falan olacak. Tek de nasıldı? 1, 3, 5, 7. Burada da şöyle bir şeyle geliyor öğrenci. Diyor ki hocam diyor ben diyor şöyle bir fonksiyonla karşılaştım. Ne diyeceğimi diyor bilemedim. X küp artı X kare tek midir çift midir? Ne tektir ne çifttir. Çünkü biz ne diyoruz? Kuvvetlerin tamamı tekse tek fonksiyondur. Kuvvetlerin tamamı çiftse çift fonksiyondur. Dolayısıyla x küp artı x kare de hem tek var hem çift var. Dolayısıyla bu fonksiyon ne tektir ne çifttir. Öğrenci başka bir şeyle geliyor. Diyor ki x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x küp diyor. Hocam diyor buna diyor ben diyor tek fonksiyon dedim diyor. Soruyorsun diyorsun ki niye tek dedin? Hocam diyor bak diyor tekler diyor daha fazla. Hmm, mantıklı ama yanlış. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Tek fonksiyon olabilmesi için bütün hepsinin tek olması lazımdı. İşte bu fonksiyon da yine ne tek ne de çift fonksiyonlardan bir tanesi olacaktır. Geldim son ifadeye. Doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon arkadaşlar grafiği doğru grafiği olan fx eşittir ax artı b tadında birinci dereceden fonksiyonları doğrusal fonksiyonlar deriz diyoruz. Bu doğrusal fonksiyonlar önemli mevzulardan bir tanesi. Hatta 11. sınıfta inanılmaz detay göreceksiniz analitik geometri başta altında. Fonksiyonlarda dört işlem diyor ki f diyor a'dan reel sayılara diyor bir fonksiyon. G fonksiyon da B kümesinden reel sayılara diyor bir fonksiyon. A kesişim B diyor boş kümeden farklı olmak zorunda. Evet arkadaşlar siz iki fonksiyon toplayacaksınız. Çıkaracaksanız çarpıp böleceksiniz. Yani dört işlem yapacaksanız bu tanım kümelerinde kesinlikle ortak eleman olması lazım. O ortak eleman olmadığı sürece siz bu fonksiyonları toplayamaz, çıkaramaz, çarpamaz, bölemezsiniz. Bak. F artı G ile başlamış. A kesişim B diyor. Çünkü bizim tanım kümemiz artık dört işlemde bu A ve B kümelerinin kesişim kümesi olması lazım. Reel sayılara tanımlanmış. Bakın F artı GX ifadesi FX artı GX şeklinde yazılabiliyormuş. Aynı durum çıkartma için de geçerli. Tekrar söylüyorum bakın bu tanım kümelerinin A kesişim B'den seçiliyor olması sorularda can alıcı yerlerden bir tanesi. Çünkü bu sağ taraftaki mesele zaten f eksi g eksi tabiri caizse bu x'i dağıtıyoruz. f x eksi g x yazıyoruz. Sonra burada da gördüğün gibi f x çarpı g x yazıyoruz. Burada da F bölü GX yazıyoruz ama burada bir şartımız var. GX ifadesi sıfır olamaz. Biliyorsun GX ifadesi sıfır olursa payda sıfır olmuş olur. Payda sıfır olursa ifade tanımsız olmuş olur. Dolayısıyla biz de bunun sıkıntısına girmemek için GX'in kesinlikle sıfırdan farklı olması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi burada dikkat et sadece bir k sayısıyla çarpmışız. Onun için f'in tanım kümesi kullanılmış. Çünkü başka bir fonksiyon yok. Başka bir fonksiyon olursa onların kesişimlerini alman gerekiyor. Bu durumda k çarpı fx'i de biz ne yapıyoruz? k fx olarak yazabiliyoruz. Tabii k reel sayı olmak şartıyla. Fonksiyonun grafiği inanılmaz önemli yerlerden bir tanesi. Şimdi nereden başlayalım? Vallahi hepsi çok önemli arkadaşlar. Tanım kümesiyle başlayalım tanım kümesi dediğimiz mesele x eksenini ilgilendirir. Bu fonksiyon x eksenindeki sınırlarına şöyle bir bakarsak. Oo, buradan buraya kadar. Yani eksi yediden yediye kadar x eksenin sınırladığı yeri görüyorum. Sonra dönüyorum. Bu yedi ile eksi yediye bir bakmam lazım. Yedi ile eksi yedinin şu kısımları boş mu dolu mu? İkisi de dolu arkadaşlar. O zaman burası köşeli parantez olacak diyorum. Tamam tanım kümesi x ekseni ilgilendiriyormuş. X'teki sınırlarına baktık. Şimdi geliyorum arkadaşlar görüntü kümesine. Görüntü kümesi de y'yi ilgilendirir. Bu fonksiyonun en y ekseni için konuşuyorum. En dipteki ve en üstteki yerlerine bakıyorum. Bakın bu fonksiyon şurada en küçük değerini almış. Yani eksi 2'de. En yüksek değerinde de şurada 6'da almış arkadaşlar. O zaman eksi 2... 6. Burada gördüğünüz üzere içi boş herhangi bir noktam yok. O halde buralarda yine köşeli diyoruz. Görüntü kümesinde y eksene göre belirttiğini söyledik. Şimdi şuraları da bir temizleyelim. Ve gelelim değer bakmaya. F1 ifadesi. 1 bizi nereye götürüyor? Aslında sorun cevabı bu. 1 bizi bakalım nereye götürmüş? 5'e götürmüş. F1'in değeri 5. F0 değeri. 0 bizi nereye götürmüş? Bakıyoruz 6'ya götürmüş. F6 nereye götürmüş? 6 arkadaşlar hiçbir yere götürmemiş. 6 x 80'i kestiği ya... Unutma lütfen. Bir fonksiyon x ekseni kestiği yerdeki değeri soruluyorsa onun değeri sıfırdır. F eksi yedi. Eksi yedi bakalım bizi nereye götürüyor? Eksi yedi de bizi eksi bire e götürmüş. Ve şöyle bir cümle koymuşuz buraya. F k eşittir sıfırsa. F k eşittir sıfır. Ya bunu demin konuştuk şurada. X ekseni kestiği yerler galiba bunlar. Evet bir fonksiyon sıfıra eşitlendiğinde o değerler bizim için denklemin kökleri ya da başka bir deyişle sıfırları olacak güzel kardeşim. Hmm, tamam. O zaman denklemin kökleri sıfırları ve x ekseni kestiği yerler düşünüldüğünde ben bu k'yı bulabilirim diye düşünüyorum. Bakın fonksiyon eksi 6'da x ekseni kesmiş. 2'de kesmiş da kesmiş. O zaman bu x değerlerimiz ya da başka bir deyişle k değerlerimiz k eşittir Eksi 6. K eşittir 2 ve K eşittir 6 değerleri olacaktır fonksiyonun. istersen denklem kökleri, istersen sıfırları, istersen de x ekseni kestiği yerler diyebilirsin. Şurada iki tane testimiz var. Düşey test ve yatay test. Neydi bunlar? Düşey test yukarıdan aşağı doğru çizgi çekiyorduk arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz çizgi her seferinde bir noktada kesiyorsa buna fonksiyon diyebiliyorduk. Hmm. Demek ki düşey test fonksiyon olma şartı. Yukarıdan aşağı doğru çektiğinde eğer her seferinde bir noktada kesiyorsa bu neymiş? Fonksiyonmuş. Yatay test ne işe yarıyordu? Böyle yatay çizgiler çekiyorduk. O yatay çizgiler her seferinde fonksiyonu bir noktada kesiyorsa o da birebir bir fonksiyon oluyordu. Şöyle bir grafiğim olsa. Böyle bir grafik çiziyorum şimdi. Bu mesela fonksiyon mudur? Yukarıdan aşağı doğru çizgiler çektiğimde gördüğünüz gibi her seferinde bir noktada kesiyor. Bu bir fonksiyon. Ama soldan sağa doğru çektiğimde bak burada kesti, burada kesti, burada kesti. O zaman birebir değildir yorumu yapıyorduk. Bileşke fonksiyon ve ters fonksiyonlar konuşmuştuk zamanın birinde. Bileşke fonksiyon yine kıymetli yerlerden bir tanesi. Zaten bu konu başlı başına önemli konulardan bir tanesi. Bileşke fonksiyonuna hikayemiz şu. G fonksiyonu bize A kümesinden B kümesine, F fonksiyonu da B kümesinden C kümesine götürüyor. Ve x ifadesi G tarafından B'ye taşındığından dolayı adı Gx oluyor g(x) ifadesi f tarafından c kümesine taşındığı için f'in içerisine g(x) haline gelmiş oluyor. Yani f bileşke g. Bak unutma. Yuvarlak sembolü bileşke sembolüydü. Biz bu g(x)'i alıp f'in içerisine yazmamız gerektiğini söylüyor bize. f g(x) ifadesi x ifadesi gofix ifadesine eşit değildir demişiz. Ne zaman eşit olabilirler biliyor musun? Yine konu anlatımı içerisinde konuşmuştuk. Buraya koymadık. Sözel ifade edelim dedik. Eğer f fonksiyonu g fonksiyonu birbirlerine eşitse ya da f fonksiyonu ya da g fonksiyonundan bir tanesi birim fonksiyonsa o zaman eşit olabilirler. Bunun dışında fogx gofix'e eşit değildir. Çünkü gofix ifadesinde fx'i git g'nin içerisine yaz demektir bu. Dolayısıyla buradan elde ettiğimiz sonuç her zaman buradan elde ettiğimiz sonuca eşit olmayabilir. Ters fonksiyon demişiz. Ters fonksiyon hikayesinde de bazı kısa yollardan bahsetmiştik. Şimdi buraya da koydum oradan bir bahsedelim. Diyor ki f fonksiyonu a'dan b'ye çalışıyor. Burada a kümesi biliyorsun tanım kümesi. B kümesi de değer kümesi. Fakat dikkat edin f'in tersinde ne olmuş? İşler değişmiş. F a'dan b'ye doğru çalışırken f'in tersi b'den a'ya çalışmış. Bu durumda f'in tersi için burası tanım kümesi. Burası da değer kümesi haline gelmiş. O halde şunu unutmayalım. F kümesindeki tanım F'in tersindeki değere... F'teki değer F'in tersindeki tanıma eşit olması lazım. Çünkü F fonksiyonu buradan buraya çalışırken F'in tersi buradan buraya getiriyor. Ve bizim için önemli olan mevzulardan bir tanesi şuydu. Ters fonksiyonu nasıl bulunur meselesi. X'i yalnız bırakıyorduk. Y ve X'i yer değiştiriyorduk. Y ve X'i yer değiştirmek Y yerine X, X yerine Y yazıyorduk. Ve sonra da bulduğumuz o Y ifadesi bizim için ne oluyordu güzel kardeşim? Fonksiyonun tersi oluyordu. Fakat bazı kısa yollarımız vardı. İşte o kısa yollardan bazılarını şuraya sunduk. Fx eşittir ax artı b tarzında bir fonksiyonumuz varsa bu fonksiyonun tersini bulabilmek için aradaki işareti gördüğün gibi artı iken eksiye çeviriyoruz. E hocam orası eksi olursa ne yapıyorduk? Artıya dönüyordu. Ve x'in kat sayısını gördüğün gibi paydaya bırakıyoruz. Yani fx eşittir 2x artı 3 diye bir fonksiyonun olsa bunun tersini nasıl bulacaksın? F'in tersi x. Önce işareti değiştireceksin. x eksi 3. Sonra da bölü 2 diyeceksin. x'in kat sayısını aşağı atarak. Peki bir de şöyle bir durumumuz vardı. fx ax artı b bölü cx artı d tarzı rasyonel bir fonksiyonsa eğer. Yukarıdaki de birinci aşağıdaki de birinci dereceden olmalı tabii kısa yolu kullanabilmek için. Yukarıdaki x'in kat sayısını aşağıdaki sabitle yer ve işaret değiştiriyoruz. Yani D yukarı giderken gördüğünüz gibi eksi DX oluyor. A aşağı inerken de eksi A olarak fonksiyonun tersiyle alakalı bazı pratik yollar vermiştik. Şimdi geldim. Şöyle bir şeyler var. F'in tersinin tersi. Bir fonksiyonun tersinin tersini alırsanız arkadaşlar fonksiyonun kendisine ulaşırsınız. Geldim başka bir mesele. F bileşke F'in tersi. Hmm. Bak yer değiştirebiliyorlarmış. F bileşke F'in tersi Ayrıyetten f'in tersi bileşke f'e eşitmiş ve bu da birim fonksiyona eşitmiş. Tamam. Aslında burada şöyle de bir şey diyebilirim. Bak arkadaş şu f ile f'in tersi birbirlerini yok ediyorlar. Kalan x ifadesi de bizim için malum. f(x) eşittir. x fonksiyonu birim fonksiyondu ya onun için birim fonksiyona eşitledik. Peki. Ve yine bomba önemli mevzulardan bir tanesi f bileşke g'nin tersini alırken hem yerleri değiştirmişiz hem de ne yapmışız? Terslerini almışız. Bakın F soldaymış, G sağdaymış. Sonra G sola F sağa geçmiş. Yani yerleri değiştirmişiz ve tepelerine birer tane ters fonksiyon ifadesi koymuşuz. Fonksiyonda en çok neye dikkat etmeli? Valla fonksiyon baştan aşağı önemli bir mesele arkadaşlar. Grafiği de önemli, tanım kümesi de önemli. Birebir fonksiyon, sabit fonksiyon çeşitleri önemli. Bileşke fonksiyon başka bir önemli. Ters fonksiyon başka bir önemli. Baştan aşağı önemli. Yani şurasını güzelce bir tekrar et diyebileceğim kısmı maalesef yok. Fonksiyonu baştan aşağı gözden geçirmen lazım. Bol bol örnek çözmeni, dinamo matematikten kesinlikle ama kesinlikle eksik kalan bir yerlerin varsa tamamlamanı... Eğer hocam ben biraz tembellik yaptım fonksiyonda onları şimdi çözsem diyorsan mükemmel tam zamanı kardeşim fonksiyonu baştan aşağı tekrardan inceleme zamanı. Geldik sorumuza. Şöyle fonksiyonun bir özetini geçelim istedik bu sorumuzda. f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara birebir ve örten bir fonksiyon olmak üzere bak güzel kardeşim. Bir fonksiyon birebir ve örtense fonksiyonun tersi vardır anlamı taşıyor. Bak sorunun içerisinde de f'in tersini kullandığımız için bunu sorun üstünde görmemiz lazım. Ha başka sorularda da lütfen rica ediyorum. sorun üstünde birebir ve örten diyorsa fonksiyonun tersiyle alakalı meseleyi aklınızdan geçirmeyi unutmayalım. Şimdi geldim diyor ki fx artı bir 4x artı 6. Burada bir duralım. Fonksiyon biliyorsun bir makine gibi. O makinede bir yazılım var ve bu bizim o yazılımı çözmemiz lazım. İçeriye x artı bir yazmışlar dışarıya ürün olarak 4x artı 6 çıkmış. x artı 1'e ne yapmalıyım ki 4x artı 6 olsun? Öncelikle x artı 1'i bir 4 ile çarpmalıyım. 4x artı 4 oldu. 4x artı 6 olmadı. O zaman 4x artı 6 olabilmesi için bir de ne yapmalısın? 2 eklemesi. O zaman çözdük yazılımı. Önce 4 katını al sonra da 2 ekle. Yani bizim fx'imiz içeriye x yazdığımız için önce 4 ile çarpacak. Sonra da üstüne ne yapacak? 2 ekleyecek. Bir de sorumuzun içerisinde tersi var. O tersi de bir kullanalım. Ne yaptık demin? Neyi hatırlattık? 4x artı 2'nin kısa yoldan tersini almayı öğrendik. Aradaki işareti değiştirdim. Kat sayı da aşağıya attım. X eksi 2 bölü 4 oldu. Şimdi gidelim. Şu verilen ifadede arkadaşlar yerleştirelim. F k bölü 3 ne demek? F fonksiyonuna gideceksin diyor. X gördüğün yere diyor k bölü 3 yazacaksın. Yazıyorum 4 çarpı k bölü 3 artı 2. Sonra bir de şurada eksi 5'im var. Tabi onu unutma. Eşittir. F'in tersi 2k. F'in tersi fonksiyonuna gideceksin. Şuraya diyor 2K yazacaksın. Yazalım 2K eksi 2 bölü 4. Artık bu ifadenin karşılığı rasyonel sayılarda denklemler. 4K bölü 3. 2 eksi 5'ten eksi 3. Burası da 2K eksi 2 bölü 4. Şunun altına 1 koyalım. Bunu 4 ile, bunu 12 ile, bunu da 3 ile genişletelim. 4 ile genişlettiğimde 16K bölü 12. Eksi. 12 ile genişlettiğimde 36 bölü 12 ve 4, 3 ile genişlettiğimde 6K eksi 6 bölü 12. Aşağıdaki 12'lere hoşça kal dedik. 16K eksi 36 eşittir 6K eksi 6. 6K'yı karşı tarafa atıp 16K'dan çıkartırsam 10K olacak orası. Eksi 36'yı da karşı tarafa artı 36 diye atıp 6'yı çıkarsam 30 olacak. Her tarafı 10'a böldüğümde aradığım K'nın değeri de buradan 3 gelecektir. Geldik üçüncü ünitemize. Üçüncü ünitemiz polinomlar ünitesiydi. Polinom kavramıyla şöyle bir başlayalım. Px ifadesi. A n x üzeri n. A n eksi 1 x üzeri n eksi 1. A 1 x a 0 diye gidiyor. Buradaki a sayıları arkadaşlar reel sayı olacak. X ifadesinin tepesindeki n'ler n eksi birler kesinlikle doğal sayı olacaktı. Önemli meselelerden bir tanesi. Bir ifade polinom diyebilmek istiyorsanız X'in kuvvetleri doğal sayı olmak mecburiyetinde. Bak yazmışız buraya. Kat sayılar diyor reel sayı olacak. Kuvvetler diyor doğal sayı olacak. Polinomsa doğal sayı. Fonksiyon olsaydı çok önemli değildi. Baş kat sayı ifadesi. En büyük derecenin önündeki sayıydı. A n. Sabit derim. A sıfır. Yanında x bulundurmayan ifadeydi. 3, 5, 2 bölü 3 gibi ifadeler olabilir. Px'in derecesi en büyük üs neyse güzel dostum o bizim için derece olacaktı. Pol, bunu da okeyledim. Polinomun sabit terimi için x yerine diyor sıfır koy. Evet bir polinomun sabit terimini bulabilmek istiyorsak arkadaşlar x yerine sıfır koymalıyız. Mesela adam bizden px artı 3'ün sabit terimini istiyorsa x yerine sıfır yazacağız ve buradan karşılığı ne gelmiş olacak? P3 gelmiş olacak. İkinci maddede ise polinomun katsayılar toplamı için x yerine bir yazacağız. Ya hocam bu tekrar içerisinde bir yerde daha söylemiştin sen bunu. Nerede söylemiştin? on da söyledim kardeşim. Binomda da sabit terimi bulabilmek için rasyonel ifadeler hariç demiştik orada. X ve Y yerine 0 yazarsın. Kat sayılar toplamı içinde X ve Y yerine 1 yazarsın demiştik. Aynı mesele. PX artı 4'ün kat sayılar toplamını bulmak istiyorsak X yerine 1 yazacağız. Yani bize istenilen P5'miş yorumunu yapacağız. Sabit polinom diye bir polinom çeşidimiz var. Malum PX ifadesi A0 gibi bir reel sayıya eşitse yani yanında hiç X bulundurmuyorsa. Bu sabit polinom da kime benziyor biliyor musun? Sabit fonksiyona benziyor. Sabit fonksiyonda da biliyorsun x'i terim yoktu. fx eşittir 3, fx eşittir 2 bölü 5 gibi sayı eşitti. Bu da öyle. Sıfır polinomu. E bu da 0 fonksiyonun eşitçi oldu. Doğru. Birbirlerine örtüşen meseleler bunlar. Px sıfır ifadesi de bizim için ne olacaktır güzel kardeşim? Sıfır polinom olacaktır. Yani sorunun üstünde sabit polinom diyorsa px ifadesi bir sayı eşit sıfır polinomu diyorsa px ifadesi sıfıra eşittir. Polinomlarda dört işlem yapılırken aynı dereceli ifadeleri toplayıp çıkartabiliyoruz. Yani bizim için toplama ve çıkartma dediğimiz kısım aynı dereceli terimlerin katsayılarının toplanıp çıkartılmasıyla gerçekleşiyor. Yani diyelim ki 4x küpünüz var. Bir de 3x küpünüz var. Bunları toplayabiliriz ve 7x küp diyebiliriz. Ama X küpünüz var, X kareniz var. X küp artı X kare diye yazabiliriz diyoruz. Toplam ve çıkartma yaparken. Çarpma yaparken diyor ki PX'in her terimi, QX'in her terimiyle çarpılacak. Küçüklüğünden beri biliyorsun böyle dağıta 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 çarpabilirsin. Bak burada da küçük bir örnek vereyim. X kare artı 3 ile mesela X küp eksi 2'yi çarpalım. X kare ile X küpü çarpıyorum. X üzeri 5. X, x kare ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 2 x kare. 3 ile x küpü çarpıyorum. 3 x küp ve son olarak 3 ile eksi 2'yi çarptığımda karşılığına ne gelecektir? Eksi 6 gelecektir yorumunu yapabilirim. Bölme. Bölmede ise px qx'e bölerken güzel kardeşim normal polinom bölmesi konuşmuştuk. Konu anlatımı içerisinde böyle bakkal bölmesi yaparak derecelere dikkat ederek bölme yapıyorduk diyoruz. Peki bu polinomlarda en önemli mesele neresi hocam? Aslında polinomlarda soru yükü açısından en önemli yer kalan bulmayla alakalı. Gel bir de ona bakalım. Px'in x eksi a ile bölümünden kalan pa'dır diyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Neye bölüyorsak arkadaşlar x eksi a'yı gidip sıfır eşliyorduk. Eksi a'yı karşı tarafa attığımda x a'ya eşit. Ne demek bu? x gördüğün yere a yaz. x gördüğüm yere a yazarsam aslında benden pa'nın istendiği ortaya çıkıyordu. Gel bir de örnekle konuşalım. Px'in x eksi 6 ile bölümden kalan kime bölüyorsun? x eksi 6'ya. x eksi 6'yı sıfır eşitledim. x buradan 6. Bu 6'yı gidip px'e yerine yazarsan demek ki bizim aradığımız ifadenin p6 olduğunu elde etmiş olacağız. p a sıfır ise... Gittin sıfır eşitledim. bir değer buldun yerine yazdım. p a ifadesi sıfır çıktı. Ne demek bu biliyor musun? x eksi a px'in bir çarpanıdır. Ya da başka bir de işte x eksi a px'i tam böler. Ya da başka bir de işte px x eksi a'ya tam bölünür demek. Geldim derece mevzusuna. Bu da önemli mevzulardan bir tanesi. Derecemiz px için konuşursak m'miş. qx için konuşursak da n'miş. Bir de bize küçük bitiyor vermişler. m ifadesi n ifadesen büyük olsun demişler. Biz px ve qx polinomları toplarsak ya da çıkarırsak arkadaşlar elde ettiğimiz yeni polinomun derecesi hangisi büyükse onun derecesidir. m'nin büyük olduğu söylendiği için burası m. Px ile Qx'i çarpar yeni bir polinom elde edersek bunun derecesi sorulduğunda dereceleri toplarız. Px'in derecesi m'di, Qx'in derecesi n'di, m artı n oldu. Px'i Qx'e böler yeni bir polinom elde edebilirsek bunun derecesi ise üsttekinin derecesinden alttakinin derecesini çıkartmak üzerine kurgulu olmalı. Bu durumda m eksi neye gelecektir? O zaman toplarken ya da çıkarırken polinomları büyük olanın derecesini çarparken toplamını bölerken de çıkarmasını yaparak dereceye ulaşıyoruz. Hatırlatmış olalım. Polinomların çarpanlarına ayrılması başta bizim için son derece önemli. Polinomlar başlığı içerisinde çarpanlara ayırma meselesi matematin tamamında karşına çıkabilecek durumlar içeriyor. Birinci ifademiz ortak çarpan parantezini alma. Şimdi bakıyorum a kare b ile a küp b kare ifadesinde ortak mesele var mı? Var. A kareler ortak. O zaman A kare mi yazdım? B ve B kare var. Küçük olanı alıyoruz malum. Çarpı B. Hocam küçük olan derken derecesi küçük olanı alıyoruz. Peki şimdi bak A kare B ifadesinin tamamını dışarıya yazmış O zaman burası bir gelecek. A küp B kare de A küpün A küp ne demek? Üç tane A demek. A kare ne demek? İki tane A demek. Üç tane A'nın iki tanesini dışarıya aldıysan bir tanesi hala içeride. B kare ne demek? İki tane B demek. Bir tanesini dışarı aldıysam, bir tanesi hala içeride diyerek ortak çarpan parantezin alabiliyorduk. Gruplandırarak çarpanlara ayırma. Konu anlatımı içerisinde şöyle detaylandırmıştım. Dedim ki böyle dörtlü ifadeler varsa bunlar ikili ikili gruplandırmamız lazım kardeşim. Bu ikili ikili gruplandırma yaparken yalnız hangi ikisini alacağımıza birazcık soru yeteneğimizi arttıktan sonra daha kolay karar verebiliriz. Mesela ben Burada birinci ile üçüncü kendi arasında bağlayacağım. İkinci ile de dördüncü kendi arasında bağlayacağım. Birinci ile üçüncü n eksi m'ler. Eksi parantezine alayım mı diye bir düşüneyim. Yani mx eksi nx. Eksi parantezini almalıyım. Neden biliyor musun? Çünkü eksi nx var. Dolayısıyla eksi parantezine alırsam içeriye nx yazmış olacağım. Ama hocam bunların bir de x'leri de ortak. Acaba x parantezine de mi alsak? Bir kere de hallederiz. Çok haklısın. O zaman eksi x parantezine alayım. O halde buradan bir n gelecek. Buradan da eksi m gelecek. Hocam şimdi ben bunları yaşıyorum ya evvelden. Şimdi ben sana senin dilin olayım. Hocam ben x parantezine alırdım. X parantezine de alabilirsin. Bir adım uzar. Sonra parantezin içindekileri birbirlerine benzetmek zorunda kalırsın. Ben direkt neyin parantezine alayım ki? Parantezlerin içleri birbirlerine eşit olsun derdindeyim. O halde n eksi m parantezin alırsam. Buradan bir gelecek. Buradan da eksi x gelecek. Dolayısıyla biz bunları gruplandırarak çarpanlarına ayırmış olacağız. n eksi m çarpı 1 eksi x diye. Geldim bir başka mesele. ax kare artı bx artı c ifadesi. Yani ikinci dereceden bir denklem verildiğinde bunu çarpanlarına nasıl ayırırız? A birken arkadaşlar işimiz kolay. Şöyle yapıyoruz biliyorsun. x x eksi 21'i de öyle iki sayının çarpımı olarak yazıyorum ki toplamları ortadakine versin. Eksi 7 artı 3. Gördüğün gibi çarptığında ne yapıyor? Eksi 21. Topladığında da eksi 4 yapıyor mu? Evet. Dolayısıyla bunları karşılıklı bağladığında x eksi 7'ye x artı 3 geliyor. Öğrenci için biraz zaman alıcı durumlardan bir tanesi eğer a birden farklı olursa. Gördüğün gibi x karenin kaç sayısını? 3 vermişiz bu sefer. Burada biraz deneme yanılma yapacağız. 3 x'e x. Bak hiç düşünmeden direkt yazıyorum. Hani hata da yapabilirsin. Sonra tekrardan nasıl düşüneceğiz ona bir bakacağız. Eksi 5 sayısında eksi 5'e artı 1 diye yazıyorum. Nasıl kontrol ediyoruz bunu? Çapraz çarpım yapıyoruz. 3x ile 1'i çarpıyoruz. 3x eksi 5 ile x'i çarpıyoruz. Eksi 5x. Buradan ne geldi? Eksi 2x. Bakıyorum ortadakini vermedi. Hmm. O zaman yanlış yaptık. Bak bunları yaşayabilirsin, yaşamışındır belki. Deneme yanılma yoluyla bunu gerçekleştireceğiz. Ya da biraz profesyonelleşeceksin ve diyeceksin ki hocam bence bu şunun karşısında olmalı ki bir 15 gelsin oradan. Bu da hocam artı bir olsun. Şimdi düşünelim. Çarptım eksi 15x. Çarptın artı x. Bu sefer de çok yaklaştın ama eksi 14x oldu. Bak bu çok problem değil. Çünkü bu sefer her şeyi silmeyeceğim. Ne yapacaktık burada? şöyle işaret değiştireceğim. Bu artı olacak. Burası da ne gelecek? Eksi olacak. Şimdi çarp içler dışlarını ve topladığında artı 14 x oluşacaksın. Dolayısıyla bunun çarpanlarına ayrılmış hali karşılıklı bağladığında 3 x eksi 1'e x artı 5 gelecektir. Ve özdeşlikler mevzusu son derece önemli. Diyeceksin ki hocam her şey son derece önemli. Çünkü en önemlilerini aldık buraya kardeşim. Bak en önemlilerini aldık. İki kare farkıyla başlıyorum. A kare eksi b kare. Bak iki tane kare var aralarında da fark var. İki kare farkı bir eksili bir artılı şeklinde yazıyoruz. A eksi B A artı B tarzında. Tam kareler A artı B'nin parantez karesi. Yıllarca duyduğun cümle birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Eksi olunca sadece ortadaki ifade yani birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dediğimiz yerde eksi oluşuyor. İki terimin toplamının farkının kübü bu küp meselesi öğrenci açısından birazcık sıkıntılı. Lütfen iyi dinle. X artı Y'nin kübü. Bak X küple başladı. X kareye düştü. X'e düştü. Sonra X kayboldu. Başlangıçta Y yok. Sonra Y çıktı. Y kare sonra da Y küp. Ortadakileri de 3 yazdığında küp açılımını yapmış oluyorsun. X eksi Y'nin kübü. Burada da bir artı eksi artı eksi meselesi var. Yoksa açılım aynı açılım. İki küpün toplam ya da farkı. Yani x küp artı y küp verildiğinde bunu açarken şöyle konuşmuştuk arkadaşlar. Küpleri atıyoruz. Bak küpleri attın ne geldi? X artı y. Sonra yan tarafta bu x artı y'nin ters ise X eksi Y'nin sanki karesini açıyormuş gibi ama ortaya 2 koymadan yazıyoruz. Bak burada ortada 2 vardı. Burada 2 yok. X küp eksi küpü küpleri attın. X eksi yan taraftakini açarken de bunun ters işareti. Yani X artı Y'nin karesini açıyormuş gibi ama ikisi olmayan olarak söylemiştik bu küp açılımında. Küp açılımında bir şey daha söyledim ben. Önemli olduğunu düşünüyorum. X artı Y'nin Kübü. Şimdi x artı y'nin kübünü burada gördük malumunuz. Fakat x artı y'nin kübünü konu anlatım videolarında şöyle de açtım ben. Küp açtım her ikisinde. Ve sonra 3 çarpımlar ve toplamlar diye yazmıştık. Lütfen bunu unutma. X artı y'nin kübü açıldığında küpler x küp artı y küp artı 3 çarpımlar toplamları meselesini lütfen unutma. Çünkü soru çözümünde inanılmaz efektif hareketler sağlayabiliyorsun bu kuralla. Ötekiler birazcık antal kalabilir. Şuradaki hikaye ne olur dikkat etmek lazım. Geldik sorumuza şöyle bir polinomla alakalı soru bakalım istedik. 3. dereceden px polinomu x-3, x-2, artı x x-1 artı polinomlarına bölündüğünde 4 kalınlığı vermektedir. Nasıl yazacağım arkadaş bunu? Şöyle yazacaksın. px eşittir a çarpı x eksi 3 x artı 2 x artı 1. Burada bir duralım. Burada bir şey anlatacağım. Eğer px polinomu x eksi 3, x artı 2, x artı 1'e tam bölünüyor deseydi bu durumda böyle bırakırdık kardeşim. Bunu da öğrenmiş ol unuttuysan. Hatırlamış ol. Dolayısıyla x eksi 3, x artı 2, x artı 1 çarpımla bu şekilde yazarız. Ne zaman? Bu ifadeler buna tam bölünüyor ya da çarpanları bunlar dediğinde böyle yazıyoruz. Ama bizde ne var? Kalan artı 4. Bunu da böyle yazıyoruz. Ha hocam anladım. Tam bölünüyormuş gibi yapıyorsun. En son kalan neyse onu yazıyorsun. Kapış. Bu polinomun katsayılar toplamı eksi 44. Biz katsayılar toplamı nasıl bulduğumuzu hatırlattık biraz evvel. X yerine 1 yazıyoruz. X yerine 1 yazalım. 1 yazdığımda burası eksi 2. 1 yazdığımda burası 3. 1 yazdığımda burası 2 artı 4. Eşittir ne olacak? Eksi 44. Çarpalım bunları. 2 çarpı 3 çarpı eksi 2 çarptığımda eksi 12A. 4'ü karşı tarafa atıyorum. Eksi 48. Her tarafı eksi 12'ye böldüğünde A'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 4 gelecektir. Tamam A'yı 4 bulduk yerine yazalım. Benden ne istiyor? Sabit terim. Sabit terim için ne yapıyordun? X yerine 0 yazıyorsun. Bu polinomda X yerine 0 yazarsam 4 çarpı X yerine 0 koydum. Eksi 3. X yerine 0 koydum. 2. X yerine 0 koyduğunuzda 1 artı bir de 4'ünüz var. 4 çarpı eksi 3 eksi 12 2 ile çarptığımda eksi 24 yaptı. Artı 4 ile topladığımda ifadenin karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 20 gelecektir diyoruz. Şimdi ödüllü sorumuzda artık sana bomba bir soru soruyoruz. Birinci dönem nasıl geçti güzel kardeşim? Buradaki kritik nokta aslında şuydu. Bu videonun asıl amacı eksiklerini sana gösterebilmek. Unuttuğun bir şeyler varsa bunları tekrardan hatırlatabilmek. Eğer çözmediğin testler varsa ay ya ben bunu çözmedim gerçekten deyip o soruları tekrardan bakmanı sağlayabilmekti. Peki İkinci dönem senin için çok daha başarılı olsun güzel kardeşim. Emeklerini arttır, gayretini yüksel. Haydi bakalım ikinci dönemde de beraberiz. İyi işler başaracağız, iyi sınav sonuçları alacağız. Sana güveniyoruz. Başarılar. <laughs>